Merhaba arkadaşlar. Biz bugün gezmeye gidiyoruz. Bugün Kanadalı misafirlerimizin son günü. Orlando'da bugün bir sabah alacağız. İğrenç. Aynen, okulları başlıyormuş, o yüzden gidiyorlar. Dershaneleri. Aynen. Orlando'da bir otele yerleşeceklermiş bugün. Öyle bir plan yapmışlar. Ondan sonra da yarın sabah da işte uçakları var. Oteli iptal edemedi. Aslında biz yarın sabah çıkın bizden dedik ama oteli iptal edemedikleri için bugünden gidecekler. Gitmeden önce de biz de nereye gidiyoruz Sabri? Daytona Beach. Evet. Giderken sağda, dönerken solda. Aynen. Oraya gidiyoruz. Orada bu bizim kanalı işte misafirimiz küçükken gitmiş, söyledim sana onu. Evet. 10 yaşındayken falan gitmiş. Ama işte çok böyle eğlendiğimi hatırlıyorum falan dedi. Güzel olabilir dedi. Gidelim işte, orada böyle bir yürüyüş yolu falan varmış işte. Böyle eğlenceli şeyler de varmış anladığım kadarıyla. Dönme dolap falan filan. Ve güzel restoranlar, hani güzel bir manzara. Hep beraber takılalım dediler. Biz de olur, biz hiç gitmedik hani bakalım falan dedik. Ama evden yaklaşık 1,5 saat falandı Sabri. Aha. 1,5 saat kadar sürüyor. Şimdi de bir 20... Kaç dakikamız kalmış? 30 dakikamız kalmış daha. O yüzden uyudu. Biz de şimdi işte yoldayız. Gidince zaten yine oralarda da çekerim. Come on, Amy. Ah! 40 points. Thank you.
şu anda şu Joe's Crab Shack denilen yere gireceğiz. Çünkü burası meşhurmuş, klasikmiş yani. O yüzden burayı deneyeceğiz. Büyük ihtimalle deniz mahsulleri. Duruyor bak. Bu arada bu oyun salonunda topladığımız biletlerle bu Durun'un elindeki topu aldık. 600 bilet. Az buz değil. Burası da bayağı bir geniş plaj. Yine tıklıyor. Gene gördüğünüz gibi dalgalı. Taraf da yine öylesine. Sabri de içeride sıra bekliyor bebeğim. Sıraya girdi. Belki sıra vardır diye önden geldi. Yürüyorduk. Hava aşırı aşırı sıcak. Hiç esmiyormuş. Ve yani ferahlatmıyor daha doğrusu. Şimdi giriyoruz. Bakalım neler yiyeceğiz. Oh, okay. I think we are ready. Geliyor ya. Getirmeyin. That's you. Thank you. Ne ben başlıyorum. Hazır mısın? Saniye yaşıyor mu? Ne yapayım? Hazır kesersin. Ol. Hazır ol. Arkadaşlar merhabalar biz. Aa. Hazırım dedim ben. Allah Allah. Ya bunun alt tarafı şey yapacağız. Allah'ım ya. Ben böyle hiç böyle bilmediğim şeymişti. Kaşar oldum. Vlog bak şu anda ben yapmıyorum, sen yapıyorsun. Kamerayı vlog görünce gülmeye başlıyorsun falan diye bana şey yapıyorsun. Vlog kaçak. Tamam mısın? Taktır ucu. Vlog kaşar oğlum ben diyorum ben sana. Hazırım. Zaten yani yorgun olabiliriz yani. Biz geldik, yorulduk, bütün araba sürdük. Evet. Arkadaşlar selam. Ya aşırı yorgunuz, hep bunlar yorgunluktan. Hep bunlar yorgunluk işareti. 1,5 saat falan gittik Daytona evet. Beach. Ondan sonra dönüşte 1,5 saat. Bir de biraz karanlığa da kaldık yani dönüşte 6,5-7 gibi falan çıktık. 8,5 ne dedik? 8,5'da. Evet aynen 7 gibi falan çıktık. Yani yollar güzel aslında, hani boş şey falan ama 1,5 saat tabii yol beni yoruyor. Gittik arkadaşlar, bir değişik bir dünya orası. Baya böyle çok ben acayip. Bizim plajlar gibi düşünmüştüm ben, daha böyle hani ya mesela şey var, yürüyüş yolu var falan demişlerdi. Daha böyle hani Hollywood'daki, evet, Fort Lauderdale'daki gibi. Nasıl? Hollywood'daki boardwalk'a benziyor aslında. Ama şey öyle değil ama yani insanlık tipler, öyle değil. Tipler aynen insanlık. Çünkü neden biliyor musun? Hollywood daha çok yabancı turist ağırlıyor diyelim. Ama orası yerli bu arabacılar, hafta sonucular, denize girecekler falan. Plaja bir kere arabayla giriyor. Evet. Evet. Enteresan. Ve arabalar o yüzden mi öyle olmuş acaba? Bir kısmı arabalar dev. Benim boyumu geçik lastikler falan. Yani ben oraya çıkmak istesem çıkamam. Kamyonet tamam. Çıksam inemem yani, yuvarlanırım ben. Aynen. Hele böyle şimdi. Hele böyle derken? İşte yani. Bir 10 kilo almış olabilirim ama çok şey değil yani. Neyse bayağı böyle insanlar, bir de şey mesela kızlar böyle şeyde oturuyor. Cama çıkmışlar. Arabanın tepesinde. Arabanın tepesinde kamyonet falan. Bir kere bunlar. Pick up kamyonet çoğu. Ya da yine jip, böyle jipleri ama eskiden Türkiye'de böyle Bigfoot diyorduk biz onlara. Hani deniyordu. İşte kamyonet tekerleği gibi tekerlek.
şasi şeylerini bütün aşağısı görünüyor falan. Böyle. Tabii zaten aşağıdan yürü. Duruyor salsan oradan yürür. Durur zaten yürür de. Ben yuvarlanırım. Ya çok neyse. Çok acayip böyle ders şey. Ders ben yapma. Ses hani şey egzoz, korna. Aynen. Bayağı şeyin çok altından geçerken bir korna çaldı. Dedim durun herhalde. Aynen Duru'yu görmedim ama Duru bir sıçramıştır yani kesin. Ben bile böyle ölüm koptu yani yürürken. Aynen. Bayağı şey yani böyle pek yani benim tarzım olmayan bir şey ama tabii ki değişik evet. Yani. Bir de galiba hafta sonları onlar orada böyle acaba bu hafta bir araya geliyorlar, buluşuyorlar falan. He, bu hafta sonu acaba bir şey var mıydı? Öyle bir şey hiç. Belki yani bize denk geldi. Dikkat etmedim ama dediği gibi ben oradan mesela, ama o şeyden Daytona Beach'ten o şeyi bekliyorum yani öyle bir o potansiyel var o. Neden? Şimdi yarış yeri orası biliyorsun. He şey. Daytona yarışları olan o. Grand ünlü. Prix gibi mi? Yok yani formüle gibi değildi veya işte diğer rally sokaktaki rallyler veya işte ormandaki rally gibi değildi. Böyle pist var önünden geçik dönüşte. Hmm. Stat gibi bizim işte formüle pisti gibi. Ama böyle şeyi. Yollar pist, böyle pisti işte. Böyle maraton pisti şey gibi nelerler yarış pisti gibi ama açılı arabalar böyle yan dönüyor yani şeyde yarış pistinde parkurları öyle bayağı onların fanları falan da varsa evet. Öyle tabii belki onlar öyle bir de hani ne bileyim adından da festivaller falan da oluyormuş Daytona Beach'te ne müzik eskiden mi? Yok işte gençlik festivalleri, kamp plaj, bazı şey gibi. Da. Neydi bizdekinin adı ya? Rock and Coke falan gibi. Herhalde. Ama bu Daytona Beach, hani John söylemişti bana bir zamanında. Hmm. Onlar da, onların da gençliğinde şeymiş yani. Hep meşhur, meşhur hep bir şeymiş, sahip popüler. Plajmış orası yani. Hmm, olabilir. Ya böyle şey yürüyüş yolu vardı işte zaten görmüşsünüzdür çok güzel. Kumsal çok geniş. Evet. Daha beyaz kum mesela bize göre. Ondan sonra deniz gene böyle şey koyu renk yani aynı bizimki deniz, gibi. Deniz aynı okyanus. Ve dalgalıydı yani yine. Ama şey çok geniş olması güzel değil mi? Daha beyaz olması da güzeldi kumların. Belki kuma inmedim ben de. Yani biz de inmedik yani bilmiyorum ama öyle görünüyordu yani. Yakıcı mı? Yani ha, bilmiyorum yani. Onu. Ama şey var mesela işte Luna Park gibi bir yer vardı. Aa, evet sahilde iki tane Luna Park var. O güzeldi. Evet, o İleride güzeldi. Bir tane daha var böyle. Bir de böyle oyun alanları vardı işte onu da görmüşsünüzdür zaten videoda. Baya böyle Atarici'den. Eğlenceli yani aynen Atarici. İşte 25 kuruşa ya da 50 kuruşa işte bir kuruşa böyle jetonla oynanabilecek şeyle. Bir kuruş bakma. Bir kuruş ya 1 lira pardon 25 kuruş. Dolar veya sent. Yani 25 sent, 50 sent ve 1 dolara falan oynanan oyunlar vardı. Oynadık işte. Güzel geçti ama yine eğlendim yani o anlamda. Hı hı, yani güzel. Zaten hani böyle gölge olması ve klima olması beni cezbetti. Bir önceki videoda gördüğünüz gibi gördüğünüz üzere diyeyim. Sırtım hala yanıyor. O yüzden güneşin altında durmam gerekti. Evet. Benim işime geldi yani. Sonra da gittik işte oranın çok jeton meşhur. Jeton aldık çaldık. Bütün parayı jetona yatırdım. Aynen bütün bozukluklarımı attım. Şey sonra çok meşhur işte bir şeyci ne? Yengeç mi? Oluyor crab. Yengeç işte. Deniz mahsulleri. Restoranı İstakoz yani. İstakoz falan. Evet şeyde iskelenin üzerinde. Güzel bir restoran. Güzel bayağı evet. Ortam da güzeldi. Hı hı. Ondan sonra eski bir yer, bayağı ünlü bir yermiş orası. Evet. Zamanında ama ne para kazanırlar herhalde bilmiyorum. Güzeldi bence bayağı. İyiydi. Hizmet falan da iyiydi. Hizmet yani. De güzel yani. Adam zaten hizmeti güzel olması. Çok bekledin mi sen sıra? Ben sıra beklemedim. Hemen aldılar mı? Zaten yani yer vardı herhalde. Zaten kimse yoktu sırada. He. Ben biraz vakit baktı menüyü kurcalarken. Bir de çünkü üst katta Roof diye bir yer vardı. İkisinde menüsün. Biz çünkü girdik direkt Sabri masanın başındaydı yani. Hani oturmuştu hiç hani sıra falan. Ben önden gittim biraz. Onu söylemiştim. Çocuklar, hemen söyledin mi? Hmm. Çocuklar oyalanıyordu. Belki sıra beklenen ismi yazdırayım diye. Evet evet. Ama biz çıkarken biz herhalde biraz erken gittik akşam yemeğine göre. Çünkü biz çıkarken kapıda sıra vardı.
Tam arada gittik. Bir saat 5 falan da 5 7 gittiğimizde, yani evet. böyle öğlen değil. Akşam desen akşam değil. Yani güzeldi. İskeleden bir sürü insanlar hep balık tutuyordu. Onu da göstermiştim zaten. Yani güzel şey, yani değişik bir ortamdı. Böyle bizim hani her hafta sonu gidelim arabanın üstünde takılalım falan filan, hani öyle bizim tarzımız olan bir şey değil yani. Ama gidilip görülür. Yani birileri gelirse götür. Ben bir Ama tane pick-up alayım diyor. Sabri gitmeyi düşünüyor. Ben her cumartesi pazar buradayım falan demeye başlamıştı. Neden dedim abi? Bir şey, bir etkinlik gördü, yazısı gördü. Ha, bikini. Bikini şov mu varmış dedim. Neden Sen bikini? söyledin, ben görmedim bir Evet, şey. ben dedim. Benim aklıma şey Bikini soktu. content miydi? Öyle bir şey. Contest. Bikini contest var demiştim ben sana. İşte o da cumartesi pazar yazıyordu. Ama hani bu Ya. cumartesi mi, geçen cumartesi miydi, önümüzdeki cumartesi mi, onu bilmiyoruz. Ben her Şeyin aklına cumartesi pazar kabus kabuğu buradayım. getiriyor. Ben her cumartesi pazar buradayım diyor bir de bana. Allah'ım Bir saat yol ne yarabbim olacak ya? ya. Gider gelirim. Gider gelirim diyor bir de bak. Aa, hesap etmiş bir de. Yolu biliyoruz canım. Bir saat gittik geldik. Buyurun. Neyse. Neyse. Öyle yani sonuçta. Eğli farklı adam. Çoluk çocuk. Sonuç olarak biz, yani ben beğendim genel olarak, hani Ben de şey, beğendim. Güzel, turistik değişik. yani, İyi ki Orlando'ya değişik. gitmedik. Yani Karol Evet. bize şey verdi, bu fikir verdi. Bizim misafir. Misafirimiz. O daha önce gitmiş. Bir 6 yaşındayken bir de 10 yaşındayken gitmiş ama en son. Aynı atarıcıya gittik Aynı. Ve bugün 46 yaşında olduğunu düşünürsek bayağı bir Yerleri olmuş yani. bayağı eski ya orası. Ama biliyor, hatırlıyor yani, şey yaptı değil mi? Neyi? Oraları yani genel olarak. Hatırlıyor tabii canım. O büyük ihtimal o şeyler de o zaman yani 30-40 Eski senelik o oyun Luna salonu Park 1944'te mi 44'te kurulmuş dedi, bir açılmış. şey dedi. O Luna Park da büyük ihtimal Ya gene eski, 50 evet. senelik Luna Park'tır yani. Eski eski Belki aletleri görünüyordu. arada bir yağlıyorlardır bilmiyorum. Zaten kendi dedi roller coaster vardı. Çok ince dedi telleri ve çok eski olduğu için ben güvenmiyorum Yani ben sağlamlığına alttan falan geçerken dedi. korktum o şeyin. Örümcek. Aa Örümcek evet, var biliyorsun. örümcek. Ya şey, gidilip görülebilir yani, güzel, ben de hoşuma gitti yani, çok fena değildi. Bir de arkadaşlarımızla beraber olmak hani değişik, o da hani şey, son günümüzde onlar otele gittiler Orlando'ya, biz de evimize döndük. Yarın da onlar artık evlerine Ayrı dönüyorlar. ayrı sabahlıyoruz. Ayrı ayrı, aynen, ayrı ayrı sabahlayacağız. Biz bugün sabahlayacağız, onlar orada sabahlayacak. Velhasıl böyle yani arkadaşlar, inşallah isteyen herkese nasip olur oraları görmek. Hazır olduğunuz zaman yalnız şey gibi oldu. Hazır, o ne ya? Çocuk sahibi olma gibi. Çocuk sahibi. Aynen. İsteyen hazır olduğu anda yani Allah nasip Allah etsin. nasip etsin. Evet. Evet arkadaşlar, çok uzatmayalım. Evet. Akşam oldu. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basınız. Ve lütfen. Abone olmayı unutmayınız. Tamamdır. O zaman görüşmek üzere. Bye.